Bunlardan hangisi daha kuvvetli? İkisi de aynı teyzeciğim. Ama bunun fiyatının neredeyse iki katını söylüyorsun. Bana geliş öyle teyzeciğim, ben ne yapayım? Teyzeciğim sen bunun ikisini de al. Bir gün birini, öbür gün ötekini içersiniz. Daha neler? Parasını sen mi vereceksin? Hiç sorun değil teyzem. Ben seni çok sevdim, hiç sorun değil. Pek de yakışıklıymışsın, teşekkürler. Gebelik testi, sakın yok demeyin bana. Olmaz olur mu? Hangisini tercih edersiniz? Yani hangisi daha garantili? Valla bunların hepsi aynıdır. Ama illaki %100 garanti olsun diyorsanız... bir kliniğe gidip testi yaptırmanız gerekecek. Yok ya öyle olmaz, ben bunların hepsini alayım. Ne kadar? Hesaplayalım. Al abicim sen, koydum oraya. Ben merak ettim, eve vardın mı diye. Geldim, evdeyim. Sinirlerim oynamış, sakinleşmeye çalışıyorum. O neydi öyle ya? İlkel ilkel, kavgalar. Cık. Allah aşkına hiç yakışıyor mu size? Kavgalar kimin yüzünden peki? Kabahat sende Deniz, hala çıkartmadın onu hayatından. Irmak çıkartmıyor. Benimle ne alakası var? Ben ona orada haddini bildiririm. Dedim ama dua etsin sen oradaydın. Ama ben artık sabrımın sınırına gelmeye başladım Deniz. Sermet sakın sen bu işe karışma. Sen beni tamamen kaybetmek mi istiyorsun ha? Ne iş artık ya? İyi tarafından bakmaya çalışıyorum ama sen hala eski Sermet Karayel'sin. Evet, ben hala Sermet Karayel'im. Ve Sermet Karayel olmaktan gurur duyuyorum. Bak Deniz, bu manasız mevzular yüzünden ne hale geldik? Kim olsa bunlara delirmez miydi? Allah aşkına bak şimdi. Sermet, boş boşuna girilmeyelim şimdi. Kapatıyorum ben. Bebeği istiyorsun değil mi? Yani eğer hamileysen. İstiyorum Şadiye, evet. Yani hani daha evliliğin başındasın, çok erken falan filan diyorsan tamam ama sonuçta bu da çocuk. Yani bir an önce sahip olmak lazım değil mi? Yaş fazla ilerlemeden yani. Senin şimdi gözün bebekten başka bir şey görmesen. Al ben seni yerim, sen beni kıskandın mı? Kıskandın mı sen beni? Sen benim canımsın, canım. Canımsın, sen benim ilk göz ağrımsın. Ya abla ne yapayım şimdi ben de? Yani benim bunca zaman şımaracak insanım mı olmuş? Seni buldum onca zaman sonra, azıcık sana şımarım. Abi, ah, bak en iyilerini aldım sana. Kesin sonuçmuş tamam. Kızım bunlar. Hadi, hadi, hadi git. Hayırlı olsun enişte. Dur Şadiye, sakın böyle konuşma. Vallahi kesin bir uğursuzluk olur ha böyle. Kesin konuşmayalım. Allah bilir diyelim yani, kısmet. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Çok da şey yapmayalım, değil mi? Fırat abi ya sen vallahi hakikaten oynatmışsın yani. Bir otur şuraya, bir sakin ol ama ya. Yok dur, bileceksin. Sen bana bir tane su getir. Vallahi şimdi onun yerine ben iş yiyeceğim ha, ben bir bakayım. Dur. Narin. Ay. Lan arkadaş, her seferinde bu can yüzünden en başa dönüyoruz. Şimdi işin yoksa uğraş dur Deniz'in gönlünü alabilmek için. Abi ben dedim sana ya, üstüne gitme yengenin dedim ya. Ne yapsak Ali ya? Bu canı da Amerika'ya mı göndersek Erol Durat'ın yanına? Orada devam etsin sanat hayatını. Abi anında yengenin kulağına gider yani, ömür boyu kaybederiz yengeyi. Ne yapacağız o zaman ya? Ne yapacağız ya? Ne halt edeceğiz böyle, elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız ya? Yani abi... hani... benim aklıma bir fikir geliyor ama... öyle ağzını burnunu kıralım deme. Yapamayız. Yok abi şey... son kartını ortaya süreceksin abi. Yengeye evlenme teklif edeceğim. Olur mu lan öyle şey? Bir iki defa buluştuk ama yani biz bir öyle bir böyleyiz ama
Hayır derse? Hayır demez abi. Onu unut. Hayır demez bak nasıl kabul edecek? Nasıl kabul edecek yani? Sen bana güven o konuda. Bir tek tek bir sorun var abi. Hani sen emin misin? Yani evliliğe sen hazır mısın? O çok önemli abi. Yani... ben hazırım. Ya da hazır değilim şimdi. Bilmiyorum ki. Abi yani çok ince düşünüp çok düzgün karar vermen lazım. Yani... benim ona zararım dokunur diye. Tek. Yani... şimdi bizim yaşadığımız hayat onun sinirini bozabilir. Gerçi mevzuları toparladık ama ne bileyim düşmanımız çok bir hali. Ya abi evi temiz tutacaksın abi. Ev steril olacak yani. Gideceğiz başka bir yerde bir plazada. Böyle ayrı bir arsa olur, bir yer olur. Şöyle hani uzakta bir lokasyon, gürültü yapabileceğimiz. Orada kurarız bir düzen. Ama işte sen artık eve adam getiremezsin. Hani Rıfat'ı getirdim, dövdüm. İşte Mehmet geldi, ağzına silah sıktım, onu bir korkuttum falan filan. Hani onun kulağını kestim, ona yedirdim. Gece yarısı uyandım, Ali diye bağırdım, ortalığı indirdim, aşağı olmaz. Ve ben belki başka bir eve çıkmak zorunda falan kalacağım. Hani bütün bunların hepsini düşünmen lazım abi. Ne bağıracağım lan Ali diye? Allah Allah. Yani ben senin o manasız suratını görmeye çok mu hevesliyim lan? Ayrıca zaten Tatyana ile evlendiğin zaman sana bir ev tutarız. Abi ben Tatyana ile evlenemem ki. Ben evliyim zaten, unuttun mu abi? Ben o işin halinde konuştum. Sıkıntı yapma. Boşuyoruz seni. İyi de abi önce işimizin ortasında bir de onunla mı uğraşacağız? Onu sonra hallederiz abi. Şimdi ama o zaman... yani bizim çok... böyle bir güzel bir şey hazırlamamız lazım. Değil mi? Yani böyle antik kuntin bir şey olmaması lazım. Dekor mekor hani iyi bir ortamda. Ha? Tabii canım onun alternatifi yok. En güzelini bulacağız, yapacağız abi zaten ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.